Evet arkadaşlar, herkese merhabalar, hoş geldiniz yayınıma diyelim. 16 Şubat 2021 Salı bugün. Dolar dün 7 TL'yi kırarak yönünü aşağı doğru çevirmişti. Bugün sabah saatlerinde de 6.91'leri gördü. Şu an saat 11.40 civarı ve 6.93 seviyelerinde hareket ediyor. Yani bir düşüş trendine girdi. 6.85'e doğru, daha doğrusu yolculuğun başladığını söyleyebiliriz. Çünkü 6.85 dolar için destek bir seviye. Dolayısıyla da hani o tarafları artık buralardan aşağı doğru 6.85'e doğru yolculuğun başladığını söylemek mümkün. 7'yi kırdıktan sonra. Şimdi bu hafta Merkez Bankası toplantısı var Perşembe günü. Merkez Bankası alacağı karar tabii ki dolar üzerinde çok çok büyük rol oynayacak baktığımız zaman. Şimdi Merkez Bankası geçen gün Naci Ağbal açıklama yapmıştı ve dedi ki hani rezervlerimizi artık biz yavaş yavaş toplamaya başlayacağız dedi. Yani ihale açacağız, toplayacağız dedi. Fakat daha henüz hiçbir şey yapmadılar, yani toplamadılar. Demek ki istedikleri seviyeye hala gelmedi bir şekilde, ya da 6.85'lerden toplamaya başlayacaklar. Onların, hani merkezin artık rezervlerini yavaş yavaş toplamasıyla beraber doların yönünü oradan yukarı çevireceğini söyleyebiliriz. Ama henüz daha onlar da rezerv toplamadılar ve Perşembe günkü toplantı çok önemli olacak arkadaşlar. Şimdi bir faizde bir düşüş bekleyenler de var. Hani gördüm Twitter'da yazanlar filan. Ben beklemiyorum yani, hatta şaşırdım da. Çünkü zaten Merkez Bankası hani bunca ay bir sürü olay oldu. Yani kuru buraya kadar düşürdü. Daha rezervleri tamamlayamadı. Rezervler tamamlanmadıysa o zaman hani bu kadar kuru baskılamanın bir anlamı yok. Biraz toparlanması lazım. Dolayısıyla bir düşüş olma ihtimali hemen hemen yani yok gibi, yani hani çok zayıf görüyorum ben. Hani merkez tarafında evet bir şeyler toparlanmış olsaydı, en azından bir döviz rezervi, rezervler açısından baktığımız zaman olumlu sinyaller gelseydi okey, tamam, anlayacaktım, ama şu an öyle bir şey yok. Pas geçme ihtimali çok çok yüksek olduğunu zaten dünkü yayında konuştuk. Pas geçerse zaten dolar şu anda olması, hani zaten 6.85'e doğru gidiyor. Dolayısıyla hani bu noktada bir daha bir faiz artışı yapmak hakikaten, o zaman ne olur? 6.85'i bırakın, evet 6.85'in altına da kırar gider. Ama yani bu kime ne fayda sağlayacak gerçekten bilmiyorum. Çünkü faizin daha fazla artması demek, faizin daha fazla artması demek, yani kur aşağı gidiyor ama dışarıda evet amaç burada enflasyonu düşürmek, fiyat istikrarını sağlamak, ama dışarı baktığımız zaman o zaman fiyatları da düşürsünler. Fiyatların düşmesini de o zaman hani bekleyelim. Neden fiyatlar düşmüyor? Her şey dolar üzerinden fiyatlandı da 8,5-9 liralardan, hatta 10 liralardan piyasada fiyatlandı ve yükseliyor. Her şeyde fiyatlar yükseliyor. Yani dünyaya baktığınız zaman da her emtia fiyatlarında yükseliş var. Ama biz Türkiye genelinde konuştuğumuz zaman kendi faizlerimizi ve kuru konuşuyoruz çünkü. Ülkede de hiçbir şeyin fiyatı düşmedi arkadaşlar. Yükseliyor, yükselmeye de devam ediyor. O zaman peki bu kurun düşmesinin ne anlamı var? Bu kurun düşmesi yani faizin daha doğrusu bir tık daha artılıyor olması demek reel sektörü tamamen bitirir. İflasların iyice önünü açar, yani iflasları artırır. Önümüzde turizm var, hani ne kadar kullanacağız bu turizm gelirini bilemiyorum, çünkü şu anda bu vaka sayılarında da öyle aman aman bir iyileşme yok ve hani mutasyonlu virüsler çok fazla bunlara rastlanıyor. Dolayısıyla da hani burada düşüş olsa ne olacak, olmasa ne olacak, onu bilemiyorum. Turizmi de kurtarmaz. Oradan da gelmeyecek bir para. Yani hani yarısının geldiğini düşünsek bile bizim yarımıza merhem olmayacak. Az kalacak. Dolayısıyla bu noktadan baktığınız zaman faiz artışının ülkeye de bir faydası yok. İthalatı artıracak. Zaten üretim yapılmayacak bu rakamlarla. Biz ihracatımızı artırmaya çalışıyorduk. Tam tersine ihracatçıya yardımcı olmaya çalışırken ithalatı düşürelim. Hep konuşuyoruz bunları. Yani konuş konuş konuş, ama sonuç şu anda hala işte
işte bu rakamlarla ithalatın daha da artacağına şahit olacağız. Yani ülkeye de bir faydası yok baktığınız zaman orta vade, uzun vade. Yani evet, birkaç günlük de olayı belki kurtarıyoruz ama bir an önce Merkez Bankası'nın döviz rezervlerini de tamamlayıp yolumuza bakıyor olmamız lazım. Ekstra bir faiz artışının piyasanın ben kaldırabileceğini sanmıyorum arkadaşlar. Dolayısıyla hani dolar buradan evet 6.85'lere doğru bir yolculuk başladı ama buralardan artık Merkez Bankası'nın döviz rezervlerini yavaş yavaş toparlaması gerektiğini, toparlayacağını daha doğrusu düşünenlerdenim. Yani bu faiz ortamının çok fazla devam edeceğini açıkçası kendi adıma düşünemiyorum. Düşünmek de istemiyorum. Çünkü içeride hakikaten bizi bitirecek duruma gelir. Evet, sıcak para girdisi var mı? Evet, sıcak para girdisi var. Yeterli mi? Yani evet, yeterli değil. 2020'nin tamamına ve 2021'de gelen paralara baktığımız zaman çok böyle istediğimiz o sıcak paralar olmasa da bunların üretime dönmediğini hepimiz biliyoruz. Geliyor burada faize geliyor, dolar bozuyorlar, işte yüksek faizden faydalanıp gidiyorlar. Gittikleri zaman da zaten olduğu gibi bir para çıkışı olduğu zaman geldiği kadar daha büyük yaralar açarak gidiyorlar. Yani öyle baktığınız zaman sıcak para girdisine borsada falan çok büyük paralar yok. Yani borsaya girmiyor. Paranın çok büyük bir kısmı, %80'inin sıcak para faize geldiğini çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Hani dolar için ne konuşabiliriz dediğiniz zaman dolar için bunları söyleyebilirim. Şimdi biz bu senaryoyu 2018'de zaten yaşadık. Yani 2018'i düşün. 2018'de dolar şokuyla 7.24 hatta belki biraz daha üzerine geldi. 7.24'leri gören bir dolar kuru ondan sonra geri çekildi. 2018'in Aralık ayına geldiğimizde kuru biz yıl sonu 5.95 ile kapatmıştık. Yani 7.20'den 5.95'e gelmişti 4 ay içerisinde. Aradaki farka baktığınız zaman %20'lik bir fark olmuş o zamanki düşüşle beraber. 5.95'ten sonra o zaman ne yapmıştık? Yüksek faiz artışlarıyla yine bir sıcak para girdisi sağlanmıştı. Dolayısıyla hani bu film aslında o zaman izlenmişti. Hani artık doların 6.85 aynı oranda düşeceğini kabul edersek eğer 6.85'lerin burada dibi oluşturuyor olması gerektiğini düşünüyorum. 5.95'lerden itibaren de 2019'un başından sonuna kadar bu yüksek faiz artışının devam etmesiyle beraber piyasalar zaten evet doları belli bir şey üzerinde enflasyon oranında hani belli bir noktada tutabildik, çok şey olmadı yani, yukarılara çok ani ataklar yapmadı ama kendisini neticede baktığınız zaman 1-1,5 yıl içerisinde toparlamıştı. Burada Merkez Bankası'nın vereceği karar çok çok önemli olacak arkadaşlar. Önümüzü biraz hani görmemiz için Merkez Bankası'nın bu faiz kararlarını da takip ediyor olmamız lazım. Nasıl bir hesap yapılıyor? Bu faiz oranı ne kadar devam ettirilecek? Yani 2020 yılında geçen sene Berat Albayrak'ın yönetiminde hatırlayacaksınız kredi genişlemesi yaşamıştık. Evet, yani hani faizleri falan düşürmüşlerdi. Hani çok öyle bir beklentimiz elbette ki yok. Onun çünkü onun da bir yarası olmuştu. Onu da çok şey yapamıyoruz. Yani olumlu olarak göremiyoruz ama bunun bir ortasının olması lazım. Yani illaki hani ya aşağıda ya çok yukarıda değil. En azından belli bir düzeyde bunun piyasada fiyatlanıyor olması lazım. Şu anda üzerinde bir baskı olduğunu, gerçeğini herkes kabul ediyor. Bunu sizler de biliyorsunuz. Tabii ki gram altın, biraz dolar kısmını uzun tuttum. Şimdi gram altın arkadaşlar tabii ki buna paralel bir şekilde bakın. Yani zaten ons tarafı 1823 dolar altına baktığımız zaman. Dolayısıyla hani burada bir çıkış zaten yok. Baktığınız zaman kur aşağı geliyor. Yani altının, gram altının aşağı inmesinin, 404 TL'ye gelmesinin sebebi de kur. Kura baktığınız zaman eğer ons buradan bir destek vermezse, kur 6.85'lere gelirse o zaman gram altını 400 TL'lere de görebiliriz arkadaşlar, onu da söyleyeyim. Şimdi önümüzde 2 hafta bir öküz yılı, bu Çin'in tatili var, bayram tatili gibi bir şey algılayabilirsiniz. Çok fazla çalışmıyorlar ya, böyle tatil havasındalar ama piyasalar yarım yamalak açık diyebiliriz. Şimdi altın piyasalarını Çin çok fazla şey yapıyor, yani etkiliyor. Dolayısıyla hani o cephede de çok fazla bir şeyler beklemediğimiz için ons
olsa da bu süre içerisinde en azından Çin'den kaynaklı bir şey beklemiyoruz. Ama Amerika ile alakalı biliyorsunuz önümüzdeki dönem, yani dönem derken şu anda bu haftadan itibaren resmi görüşmeler teşvik paketiyle başlıyor olacak arkadaşlar. Şimdi buraları söyledikten sonra hani bu yayın biraz uzayabilir, üzgünüm. Amerikan dolar endeksi 90.243, yani dünden beri yine bir değer kaybı. Yani dolar endeksi aşağı gidiyor. Belli ki 90 seviyelerine, 90 bin seviyelerine gelecek. Bizim 7'yi kırmamızın da, yani dolarda 7 TL'nin aşağısına doğru gitmesine de yardımcı oldu dolar endeksi. Yani dolar endeksi, dünyada dolar aslında değer kaybediyor ve bütün para birimleri değerleniyor olarak görebiliriz. Biz zaten faizle değerli bir hale gelmiştik. Buradan da bir baskı yiyince 7'nin altını görmek çok zor olmadı. Bir anda 7'lerin altını gördük. Arkadaşlar devam edelim. Şimdi burada önemli bulduğum birkaç konu var. Ha, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı dün görevden alındı. İşte bir sene dolmadan görevini bıraktı. Bunun bula bula sebepleri bir sürü olabilir. Bunları konuşabiliriz ama neticede şimdi gitti ve yeni bir başkan yardımcısı, başkan yardımcılığını yürüten Ahmet Kürşat Dosdoğru göreve geldi. Hadi bunu da yayın içerisinde bilgi olarak vermiş olalım. Dünkü haber bu. Arkadaşlar şimdi dün şuna da bir şeyde bulunalım. Çok kısa geçeceğim. Ondan sonra çünkü bu konuyu biraz açacağım. Dün konut satış rakamları açıklandı. Bakın konut satış rakamlarında büyük şeyler var. Yani büyük çöküşler var diyelim. Evet, yani öyle söyleyelim. Çok ciddi bir şekilde Ocak ayında konut satışları çakılmış durumda. %37.9 azaldı. Ve ipotekli konut satışları da faizlerin yüksek olmasından dolayı orada da çok ciddi bir düşüş var. O da 10 bin civarında bir konut satıldı. Yani Türkiye'de genele baktığınız zaman 70.587 adet konut satılmış durumda. 10.732'si de bunun ipotekli konut satışlarını gösteriyor. Şimdi ayrıntılara girmeyeceğim. Bununla ilgili ayrı bir yayın yapacağım. Yani bu konutla alakalı, konut fiyatları ilgili geçen hani düzenli videolar çekiyorum ama bununla ilgili hani bazı değişen fikirlerim var bu konjektürden dolayı. Onları sizle paylaşacağım. Yani bazı fikirlerimde yani değişiklik olmasına sebep olacak bazı şeyler oldu, öyle söyleyeyim size. Dolayısıyla da onları sizle özellikle konut alacaklar açısından önümüzdeki dönemi bilgilendirmek açısından paylaşacağım. Onu ayrı bir yayın yapacağım. Belki bugün ikinci bir yayın bunun için gelebilir. Şu anda söz vermeyeyim ama öyle. Şimdi gelelim, bakın Bitcoin demeyeceğim. Şimdi İngiltere'de bir analiz yayınlandı. Yani İngiltere basını bu analizi yayınladı arkadaşlar. Ve burada da şundan bahsediyor. Biraz Bitcoin'e değiniyor. Bir de Fed'in yarattığı bu bol paradan dolayı piyasada bir köpük oluştuğundan bahsediyor. Yani bahsediyor derken hani cümle içerisinde bu geçiyor. Yani analize göre özet geçmek gerekirse kripto para birimlerindeki yükseliş Fed'in oluşturduğu köpüğün ve Amerika ile doların düşüşünün bir işareti olarak görülüyor, görülmüş bu analizde ve İngiltere'de bu analiz yayınlandı. Yani İngiltere'de olması da bence çok önemli olduğunu düşünüyorum. İngiltere'de bunu, çünkü İngiltere, İngilizler yani dünyaya yön veren isimler arasında olduğunu hepimiz biliyoruz. Şimdi burada Fed'in oluşturduğu köpük dediği şey aslında Amerika'nın bastığı bol dolardan bahsediyor. Yani Amerika o kadar dolar bastı ki, o kadar para bastı ki hala basacak önümüzde. Çünkü şu anda ne var? Teşvik var ve teşvikle beraber 2 trilyon dolarlık bir paradan bahsediliyor. 50 mahkumlar basacaklar ama rakam ne olacak konusunu işte biraz azaltmaya çalışıyorlar. Şimdi dünyada baktığınız zaman bütün merkez bankaları şu anda, hani şu anda değil hani geçen yıldan bu yana ciddi bir para basıyorlar bu ekonomik toparlanmayı sağlayabilmek adına. Dolar çok önemli çünkü dünyanın ortak para rezervi olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla da hani Fed'in burada sürekli para basması bir köpük oluşturdu diyor. Peki bu köpük nerede? Bu köpük borsalarda arkadaşlar. Dolayısıyla ilk çakılma borsalarda başlayacak anlamına geliyor. Yani bunu bu analiz de söylüyor. Yani bunu piyasada piyasayı yakından takip eden herkes aslında biliyor. Dolayısıyla da hani bir yerden bir çöküş, bir şey başlayacaksa ilk başlayacağı yer Amerika'da borsalar olacak. Çünkü bu köpük şu anda borsada ve Amerika borsaları ciddi anlamda şişmiş durumda. Çok büyük açık işte Elon Musk'ın da içinde olduğu büyük manipülasyonlar yapılıyor. Yani büyük vurgunlar yapılıyor ve küçük yatırımcı eziliyor.
Öyle söyleyebiliriz çok rahatlıkla. Küçük yatırımcı kaybederken büyükler sermayelerine sermaye katıyorlar arkadaşlar. Ama bu nereye kadar devam eder? Çünkü şu anda baktığınız zaman Tesla'nın da içinde olduğu birçok hisse senedinin olması gerekenin çok üzerinde fiyatlandığını biliyoruz. Dolayısıyla hani bu para buraya girdikçe şöyle düşünün. O şirketin aslında ya baktığınız zaman ekonomide hiçbir şey olmuyor. Yani şirketin değeri bu kadar değil. Piyasada ekonomiye baktığınız zaman alım satım bilmem ne, yani işler iyi gitmiyorken bu neden, yani işte o borsadaki fiyatlardaki, borsa fiyatlarındaki o ciddi yükseliş, ederin üstündeki yükseliş, yani köpük, yani balon diyelim daha doğrusu, işte İngilizlerin de gözünden kaçmış zaten olamazdı. Ama artık bunun da hani ismini koymaları, bu analizin yayınlanması da bir anlamda bu borsa köpüğünün yakın zamanda bence patlayacağını da gösteriyor. Şimdi borsanın Amerika tarafında çöküyor olması bizi niye ilgilendiriyor? Çok ilgilendiriyor. Çünkü orada başlayacak bir fırtına ya da bir kopma, öyle söyleyelim, direkt bizim piyasalarımızı etkileyecektir ve ilk çöküşler borsada olacaktır. Bunu hepimiz biliyoruz. Çünkü Türkiye'de de aslında baktığınız zaman, ülkemizde de, bizim borsalarda da bütün para şu anda, bütün sermaye borsa tarafına akmış durumda. Yani orada borsadan para kazanmaya çalışan bir getiri var. Dolayısıyla her cebine 3 kuruşu, 5 kuruşu, 10 kuruşu olan şu anda herkes borsadan nemalanmaya çalışıyor. Dolayısıyla da hani bizde de evet, genel itibariyle baktığınız zaman fiyatlarımızın dünyaya göre hala daha düşük olduğu bilgisi var. Ancak bu yeterli değil. Yani yeterli değil. Dolayısıyla da hani ilk belirtinin açıkçası hani borsalardaki düşüşle beraber, daha doğrusu çakılmayla beraber, çünkü dünyada şu anda değişen bir trend var. Bunu kabul edelim. Bu değişen trend İşte mesela altını baskılıyor. Baktığınız zaman gümüşü baskılıyor. İçeride geldiğimiz zaman burada işte bizim içeride doları baskılıyor ama dünyada aslında dolar değer kaybediyor. Bir taraftan bakalım Amerika bu doların değer kaybetmesine daha ne kadar müsaade edecek? Çünkü farklı bir görüş daha var. O da tam tersi yönde bir görüş. Yani hani faizlerin artmasıyla beraber doların çok da böyle değer kaybetmeyeceği yönünde de ayrı bir görüş var. Ama o zayıf bir ihtimal. Ben bu tarafta bu görüşün daha da gerçekleşme ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünenlerdenim. Onu söyleyeyim. Şimdi bu analize gelecek olursak, analizde kripto para birimlerine vurgu yapıyor. Yani kripto para birimlerindeki yükseliş. Evet, şu anda baktığınız zaman kripto para, yani bu Bitcoin'in de içerisinde olduğu kripto para cephesinde şu anda Türkiye'de 1 trilyonun üzerinde, 1,5 trilyona dayanmış bir borsa oluşmuş durumda. Orada hani böyle alternatif bir yatırım demeyelim de alternatif bir aracı oldu. Yani getiri aracı haline geldi. Fakat piyasalar çok 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 dalgalı, çok büyük riskler barındırıyor. Bu ama İngiltere'deki bu analiz bize şunu söylüyor. Diyor ki işte kripto paralarındaki bu yükseliş aslında bu Fed'in yarattığı köpükten kaynaklı olarak, yani işte borsadan kaçanlar, yani şu anda yavaş yavaş hani borsada köpük var. İşte Elon Musk'a bakın mesela, o borsadaki aslında hani köpüğü çok iyi bilenlerden bir tanesi. Çünkü kendisini sahip olduğu Tesla'nın arkadaşlar şu anda değerinin neredeyse iki katına yaklaşmış bir borsa değeri var. Yani olmayan bir rakama yaklaşmış durumda. Kendisi de ne yapıyor? Ara ara, sürekli ara ara değil, yani artık böyle 2021 ile beraber hakikaten Bitcoin'e veya kripto paralara yönelmiş durumda. Bir bakıyorsunuz Bitcoin diye bir işte açıklama yazıyor tweet'e, ya da işte Bitcoin diyor, Bitcoin uçuyor. Sonra Dogecoin ile ilgili olumsuz mesajlar atıyor. Bir bakıyorsunuz Dogecoin bilmem ne kadar yükseldikten sonra aşağı düşmeye başlıyor. Açık açık manipülasyon yaptığını görüyoruz ama bunun Elon Musk'ın tek başına olmadığını söyleyebiliriz. Hatta geçtiğimiz günlerde altına da bir vurgu yaptı. Hani altından adını geçince acaba hani altında bir şeyler olur mu? Altında alıp götürür mü? Hani Elon Musk eline neyi değdirirse
götürüyor, uçuruyor, kaçırıyor ya, bence elini hiç değdirmese daha iyi olur. Çünkü elini değdirdiği her şey bir yukarı çıkıyor, sonra bir daha yere vuruyor. Ki kaldı ki altın piyasaları veya işte gümüş piyasaları, ki bunun Reddit örneğini gördük. Gümüşü 1.000 dolar yapacağız dediler. Hani nerede? Öyle bir şey zaten olamazdı. Yani altın ve gümüş gibi kıymetli materyaller çok da onların istediği gibi balon yaratacakları, istedikleri fiyatları getirebilecekleri yerler değil arkadaşlar. Orada çok fazla kriter, çok fazla dengeler, başka dengeler var. Ama siz tabii tutarsınız, bir kripto para borsasıyla oynarsınız. Gidersiniz işte borsada bilmem ne kağıtlarına büyük paralarla borsanın dengesini bozarsınız. Ama bu altında, gümüşte, yani dünyanın da içinde olduğu aslında hani kriterlerinin daha da böyle geniş olduğu böyle değerli materyal çok kolay olmayacaktır. Onun için bırakın geçin diyorum bunu. Çok inandırıcı gelmedi. Diğer taraftan da bu kripto paralarla ilgili, hem bu arada bana Bitcoin de kripto paraydı, bunları anlatacağım, biraz daha üzerine gidelim var, anlatacağım arkadaşlar. Benim şu anda şöyle çok yakından evet takip ediyorum, bakıyorum ne oluyor ne bitiyor diye. Henüz daha yani hani benim bir yatırımım bu cephede yok, henüz daha öyle bir yatırım yapmadım. Ufaktan girip bir bakacağım, yani bakmayı düşünüyorum daha doğrusu. Yakından takip ediyorum. Şimdi kripto para borsası için ben geçmiş zaman birkaç video önce, hala da söylerim, bir kumar olduğunu söylemiştim. Kumar gibi görüyorum demiştim. Ki bence hani çok yanlış bir tabir de değil. Evet, yani kumar biraz şey bir tabir oldu. Hani belki kötü bir şey oldu yani isim belki, ama hadi onu geçelim. Sonuçta bakın, yani hani o kadar dalgalı bir piyasa ki, 24 saat çalışan bir piyasa, hani rakamlar o kadar dalgalı ki, yani bir günü uymuyor. Coin tarafına baktığınız zaman, Bitcoin tarafına baktığınız zaman bir bakıyorsunuz 50 bin dolara yaklaşıyor, aynı gecede bir bakıyorsunuz geliyor yine 40 binli seviyelere, yani birkaç bin dolar birden yukarı birden aşağı ve çok fazla ciddi manipülasyon olduğunu görüyoruz. Geçen kim yazmıştı, Abdurrahman Bey mi yazmıştı, yanlış hatırlamıyorsam bir yazısını okumuştum, bahislere benzetmişti. Yani hani oyun oynuyoruz ya, bahis oyunları buna benzer. Hakikaten buna döndü biraz. Belki zamanla oturur, ama şu Elon Musk'tı ve onun gibilerin aslında buralarda bu manipülasyonları yapmasalar, biraz oluruna bıraksalar, bence daha iyi gidecek piyasa. Fakat küçük bir piyasa neticede, borsalarından daha küçük bir piyasa olduğu için burada manipülasyon yapmanın daha kolay olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi evet, biliyorum yayın çok uzadı, biraz hızlı izlersiniz arkadaşlar, yapacak bir şey yok çünkü gündem yoğun. Dediğim gibi bugün öğleden sonra bir yayın daha yapabilirim, özellikle bu konut fiyatlarıyla alakalı, çünkü burada dün açıklanan TÜİK verilerine göre çok büyük bir düşüş var. Birkaç tane önemli bilgi var, onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bazı fikirlerim de değişti açıkçası, onları sizlerle paylaşacağım. Evet, abone olmadıysanız abone olunuz. İzlediğiniz ve beğendiğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın. Bu arada beğenmeden de gitmeyin efendim. Hoşçakalın, görüşmek üzere.